Bunları. Evet, Barış Manço'nun mezarından geçiyoruz. Yukarılarda bir yerde yatıyor. İşte kimisinin kasırları, kimisinin kabirleri var. Bu alem böyle bir alem. İleride Recaizade Mahmut Ekrem'in 3 tane ciğerparesiyle yattığı küçük su mezarlığı var. Kendi eliyle gömmüştür. İnsanın en büyük meselesi bu işte. Hele çocuğunu mezara götürürken ki kaleme aldığı yazılar yürek burkucu. Çocuğunu sanki bir boğazcı gezisine götürüyor. Araba sevdasının yazarı. Diyor ki seni bembeyaz diyor elbiselere giydirmiştim diyor. İşte sandalla işte ne bileyim tekneyle gittiğini anlatıyor. Şuralardan buralardan geçerken koruluklardan bahsediyor. Nihayetinde küçük suda indirdiklerini, küçük su deresinin üzerindeki zarif köprüden geçişini aktarıyor. Ve en son selvilerle dolu o küçük su mezarlığına giderken ki tasvirleri yürek burkutucu. Üzerine atılan her toprak evhamında bir dağ gibi oldu der. İnsanın en büyük meselesini anlatıyor. Evet, bu insanlar. Evet, madem evvelki gezide birçoğumuzda var, anlatmadığım hususlardan anlatayım derken, etrafta karardı, yoksa Kanlıca, işte Anadolu Hisarı'na gidiyoruz. Yine Türkiye'nin zenginleri, Erdoğan Demirören'ler, Hekimbaşı Yalıları, işte Koç, Mustafa Koç'un vefat ettiği yalı, Türkiye'nin en zengini öldü bir anda bakın. İleride Ağolu'nun yalısı olan ama Boğaz'ın en eski evi, şu renkli, şıklı, restorasyondaki yer. Ama ben size bir hatıramı anlatayım. Burayla çok alakası yok. Gölle, suyla değil de çölden bir hatıra anlatayım. Boğaz'ın bu dar yerlerinden geçerken. Yıllar önce Suriye'ye çok giderdik. Suriye gezisini öyle toplama bir grupla yapmıştık. Erkekler de hepsi o günkü grup. 5 tane oradan, 15 tane İstanbul'dan. Antep'te buluştuk. Antep'e en uzak bir şehrimizden. Şimdi bugün biraz canlı yayında yapıyorum kendime. Neresi olduğunu söylemeyeceğim. Belki o abi de izler, anlayacağım hatırayı. Çok yoğun bir haftaydı. Her zaman tuttuğumuz otobüsle gidemedik. Alelacele bir yerden tanımadığımız insanlardan bir otobüs kiralamıştık. Böyle araba tıklım tıklım yola çıktık. Suriye, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır yolculuk yapıyoruz. 5 kişilik gelen bir grupta başlarında böyle rehber olan, manevi olarak onlara nasihatçi olan bir insan, dördü de farklı bir alemin insanları olduklarını simalarından belli ediyorlar. Belki gece hayatları farklı bir alanda çok hareketli insanlar. Hani Boğaz'ın kenarlarında var ya bu gece kulüpleri gibi. İşte ama İstanbul'dan değil, biraz daha uzak şehirde. Şimdi bunlar gelmiş. Fakat Şam'da bir gün gezdik işte yorgun argın gece uykusuz. Fakat o gün sabahında gruptaki kişi dedi ki hocam dedi sizin bugün gideceğinizi bahsettiğiniz Busra şehri taş toprak taş üzerine taşmış. Biz duyduk bunu, bize müsaade edin biz buradan geri dönelim işte Halep'e falan. Allah ben dedim bunlar niye böyle dedi. Biraz hemen araştırma etme yaptım. İşte arabanın muavini bunların kanına girmiş size eğlence yerlerine Halep'e bir yerlere götüreceğim diye. Başlarındaki kişi de aciz, bunları ikna edemiyor. Allah'tan şehir merkezine uzak bir otelden kalmıştık. Sahabe kabristanına gidecektik planda. Ben de bunlara dedim ki bakın bari en azından Bilal-i Habeşi'ye bir gidelim bir dua edelim. Var ya Bilal-i Habeşi, belki onu da bilmiyorlardır. Çocuklarımıza Bilal ismi veriliyor ya, işte ona ilham olan sihayi büyük bir sahabe var. Biraz bir şeyler anladım. Orayı bir görelim, ondan sonra bir bakalım. İyi gidelim dediler. Öyle biraz ikna ettim. Bir saat kazandı. Yolda gidiyoruz Şam'a doğru. Ya, bu müzik uygun oldu. Bu arada benim doğma büyüme semtim burası. Bakın ne güzel bir semt. Ne görüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi ama Boğaz'da hemen yamaç başlarken burada ova var. Hem de iki güzel dere arasında bir ova var. Boğaz'ın da dar yerleri. Velhasıl nerede kaldık? Şam'daydık değil mi? Tekrar oraya gidiyoruz. Giderken ben etrafı anlatmayı bıraktım şimdiki gibi. Acayip şeyler var, anlatmayı bıraktım. Ne anlatıyorum? Haddimi aşarak kendimce bir Kur'an tefsiri yapıyorum. Hangi sure? Saffet suresi. Aklıma geldi. Yasin-i Şerif'ten sonra Saffet suresi gelir. Saffet suresinde Allah bir tablo anlatır. Cennetliklerin halini anlatır. Allah için gelecek geçmiş yok. Ama bizim için gelecek saydığımız bir günden bir hatıra var. Allah cennetlikleri konuşuyor. Sizler gibi karşılıklı oturmuşsunuz ya, Kevser havuzunun karşısındaki iskemlelerde cennetlikler birbirlerine dünya hatıralarını anlatacaklar diye bir bahis var. Bu arada
parantez içi size bir bahis anlatayım. Konuyla alakası değil. Çünkü bu ayet anlatırken bir olaydan bahsediyor. Şimdi ben biraz rasyonalist kafayım. Yani sadece menkıbe anlatan bir tarihçi değilim. Aklımı da tatmin etmesi gerektiğine inanıyorum. Yoksa menkıbeye kerametler var ki, anlattığım var ama genel bütünü ve mantığı bozmaması lazım. Af buyurun, ablalar da af buyursun, bir mesele var. Bir hadis-i şerifte cennet... Abi kaptan biraz yavaş gidebilirmiş, yoksa bu olay bitmeyecek biliyor musunuz? Biraz yavaşlasın kaptan. Çünkü düşünüyorum bitmeyecek. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var bir tane. Cennet gözün görmediği, aklın almadığı sürprizler diyarı. Ya ben de her şeyi sorguluyorum ya. Ya dünyada gözün görmediği cennette ne olabilir? Ya gözün görmediği, aklın almadığı, daha ne kıyas yapıyor? Ama işte kafa soruyor, gözün görmediği ne olabilir dünyada? İşte bu Saffet suresindeki bahis var ya, o bahsi cennetlikler karşı karşıya otururken bir bahis geçiyor. Hocam namazdayken bilmiyorum dikkat ettiniz mi, bazı ayetlerden bahsetti. Berden şaraben, serin şaraplar, sarhoş etmeyecek, onlardan bahsediyor. Onları ikramlar getiriyorlar. Diyor ki cennetliklerin yanında bir bahis geçiyor. Cennetliklerin yanında kendilerine hep yumuşak gözle bakan eşleri, zevceleri olacak. Ben de Allah dedim. Dünyada gözün görmediği hep yumuşak bakışlı eşler falan filan. Neyse bu bölümü hızlı geçiyorum. Demek ki evet ahirette olmayacakmış. Karşılıklı canım. Evet. Neyse bu bölümü hızlı geçiyorum. Tekrar konuya giriyorum. Bu cennetlikler konuşurlarken bir tanesi bir konu açacak. Ya diyecek, benim dünyadayken bir arkadaşım vardı. Ben hak yolunu, yolcularını tanıdığım zaman, onlarla birlikte sohbetlere gitmeye başladığım zaman, ahiret namaz bahisleri olduğu zaman, benim küçüklüğümden beri bir kankim vardı. Ayette böyle geçmiyor da, çok iyi bir arkadaşım vardı. Benim bu yola girdiğimi öğrenince, beni kafamı celbetmeye çalıştı. Beni ikna etmeye çalıştı. Sen de onlardan şucu bucu oldun, namaz, niyaz, ahiret. Ve beni az kalsın sürekli ısrar edip ikna edecekti neredeyse. Bazen tamamen bırakmayı onun ısrarıyla düşündüm oldu ama şükürler olsun bu taraf nihayetinde ağır oldu ve nihayetinde buraya gelecek cenneti kazanacak bir yol bana nasip oldu ve buradayım der. Allah da onlara haber gönderir. Peki seni dünyadayken bu yoldan alıkoymaya çalışan arkadaşı ne halde merak ediyor musunuz? Oradaki sohbeti dinleyenler bile hepsi merak ediyor. Ve ayette geçiyor, cehennem taranıyor ve maalesef insana verilen bu kısa zaman diliminde verilen sermayeyi bu peşin zevklere, kısa zevklere harcayıp elmasları cam şişelerine tercih eden nerin yurdu, o keşkeler yurdunda görür. Keşke. Çok kötü bir halde. Çok kötü. Ve bu cennetteki dünyalık arkadaşı ona yazıklar olsun, az kalsın beni de senin gibi yapacaktın. Sonra dönüyor ve soruyor orada meleklere, bir daha ölüm yok değil mi? Evet, nimet devamlı olursa insan nankörlük oluyor. Bir kere öleceğiz ki ölümsüzlüğün kıymetini anlayalım. Evet, bir daha ölüm yok. Ebedi saadet ve gençlik. Evet, işte asıl çalışılması gereken yer burası diyor o cennetlik. Velhasıl bunu arabada anlattım. Sonra gittik Hazreti Bilal Habeşi. Hazreti Ümmüm Ebu Mektum, diğer müezzin sahabe. Sahabeler, sahabe eşleri falan gezdik. Gözü yaşlı geçti oralar. Sonra o elemanlar geldi bana dedi ki, hocam dedi arkadaşlarla konuştuk, biz sizle devam etmeye devam dedi. Elhamdülillah kurtardık. Sonra da şoföre dedim, onun kayınbiraderiymiş. Bak senin bu arkadaşın Muavin, şu 4 kişiyi az kalsın şeytan olarak bak yolda sapıttıracak. Ben inanıyorum ki bu 4'ünün hanımları gözyaşlarıyla belki dua ediyorlar. Çünkü eşleri sohbetlere gitmeye başlamış, eşlerini bu rehber hocanın peşine takmışlar. Allah bilir dua ediyorlar. Eşlerimiz bu geziden bir şeyler edinsinler, feyiz edinsinler. Güzel bir yola tuttursunlar, pavyonları bıraksınlar. Belki kanlı gözyaşlarıyla dua ediyorlar ama senin bu şeytan az kalsın bak bunları vazgeçirecek. Velhasıl sonra gezi yaparken ben bu 4'ünün hatırını dinliyorum. Hocam şurada yorulduk, çay içelim mi? Hay hay. Grubun diğerleriyle bile bir ara bozuştuk. Ben de söyleyemiyorum bunların hassasiyeti. Yolda bir kaza da geçirdik. Biz geçirmedik de önümüzdeki bir araç. O onlara iyice ibretlik oldu. Velhasıl aradan zaman geçti. 5 yıl. Yine böyle bir gemide. Bir vakfın programında. O ilin insanları da var. Ben tam böyle mikrofona başlayacağım. Geldi bir tanesi bana. Hocam dedi beni tanıdı mı dedi. Evet bir yerde dernek başkanı bu.
iş adamı derdi. Ben de dedim vallahi tanıyamadım. Dedi hatırlıyor musun dedi Şam'a gezi yapmıştım şu şehirden. Ben size gelmiştim. Hocam bize bu kadar. Biz müsaade isteyelim demiştik. Beni nasıl hatırlamazsınız hocam dedi. Nasıl hatırlayayım? O gün yüzünde nur yoktu, şimdi nur var. Çıkartamadım dedim. Evet, şükürler olsun. Yıllar sonra karşılaşmıştık onunla. Evet, Allah sadık insanlarla, bizim kendi adıma en başta dua ettim, ayırmaz. Allah sadık insanlarla birlikte olur. Sadık olun dese belki zor. Ama sadıklarla birlikte olunca Allah'ın izniyle, işte o Saffet suresindeki geçen gibi. Allah ayırmaz. Evet, Kuleli'den geçiyoruz. Ülker Çikolata Püskü'nün sahiplerinin yalısı bu son iki bina. Geride Sabancıların Kuleli yalısı var, gerideki yalı. Eskiden yalılar 5 paraydı. Kızılay hemşirelere mesela yatakhaneydi o. Şimdiki Sabancıların yalısı, o Kuleli yalı gibi. Kuleli Askeri Lisesi, 170 yıl önce açıldı. Süvari Kışlası, modern hemşireliği başlatan Florence Nightingale, hem Selimiye Kışlası hem burayı Kırım Savaşı'nda safımızda savaşan İngiliz, Fransız yaralı askerlere bakıyorlardı buralarda. Evet. Burası Kuleli tarafı. Çengelköy'e doğru gidiyoruz. Namı diğer, diyarı hıyar. Salatalıkları meşhur oranında. Cezayir Havalimanı'nda Türk olduğumuzu öğrendiler. O Türkler mi? Hıyarın naz dediler bize. Ya dedik bizi tanıyın edin ondan sonra hıyar mıyız karar verin. Meğerse Türkler insanlığın hayırlısı demek istemişler. Buradaki hıyar hayırlı manasına geliyor. Buradaki çiçek atılan gerçi. Yalova'dan geliyor şu anda. Her ne kadar Yalova'dan da gelse Osmanlı zamanı şu anda sitelerden geçilmeyen bir yer var. Yukarı Çengelken yukarısı. Orada Bekar Deresi akar. Sağındaki solundaki bölgede emsali böyle tadı çok güzel olan diyelim salatalıklar olurmuş. Şimdi çakma. Yalova'dan geliyor. Geçen bir arkadaşın dükkanındayım. Afganlılar geldi. Ben de biraz Türkçe de biliyor. Dedim Horasanlı mısın dedim. Afganistan. Yo dedi bizim orada Horasan diye bir yer yok. Nasıl olmaz dedim ya. Anadolu gibi bir yer. Doğusu Afganistan'da, batısı İran'da kalmış. İşte Türkmenistan'da bir bölümü kalmış. Mevlana Celaleddin işte sizin taraftaki belden gelmiş. Hacı Bektaş Veli İran tarafında kalan Horasan Nişabur'dan gelmiş. Uzun uzun anlatmaya çalışıyorum ya Horasan diye bir yer var. En sonunda kafaya dank etti bu Afgan'ın. He dedi Horasan desene dedi. Neyse hırıltılı heymiş. Hırıltılı deyince anladı. Çok fark ediyormuş. Hani İngilizce'de K koyarlar başına. Biz direkt 3 H'de aynı yazarız Latince ama doğru değil. Mesela Halit yazılır. Hırıltılıdır. Halit okunur. K Halit gibi. Tamam. Velhasıl burası Çengelköy. Yukarıda Şehzade Veliaht Vahdettin Han. Daha padişah değildi. Konağı vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı konukları olacak. Konukları için misafirhane olacak. Geceleri gelebileceğiniz yerlerden biri Çınar Ağacı var. Şu anda Çengelköy cıvıl cıvıldır. 24 saat açık. Çınaraltı Çay Bahçesi'nden dolayı buraya yine yoğun gelinir. Evet. Şurada bir yalı vardı ama neyse artık onları hiçbirini gösteremiyorum. Minyatürk'te tek örneği olan Sadullah Paşa yalısı. Sadullah Paşa 5 yaşında Arapça, Farsçayı bilen, 10-12 yaşında 6-7 dil bilen, babası Ahmet Muhlis Paşa Erzurum valisi, büyük bir alim, dedesi Ankara Ayaş müftüsü, Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Bünyamin'i Ayaşi Hazretleri'nin soyundan gelen bir zat. Evet. Tepkiler var. Evet. Şimdi bu gördüğünüz Sadullah Paşa yalnız Tanzimat günlerinin bir paşası. Baş aşağı gittiğimiz günlerin bir paşası. Kompleks günleri. 5 yaşında Arapça Farsçayı öğrenen, fıkıh seviyede bir alim olmayı daha küçük yaşlarda ulaşan bir çocuk. Bir gün geliyor gençken Allah dediğin ilimdir, bilimdir, pozitif ilimdir diyen bir insan haline geliyor. Ölümü de Viyana'da büyükelçiyken hava gazıyla intihar etti. Bakın 5 yaşında Arapça Farsçayı bilen bir çocuğun sonu. Bir zamanlar böyle bir badire atladık. Ama Tophane'de bir cami var. O camiyi yaptıran Kılıç Ali Paşa da Osmanlı'nın kudretli günlerinin bir genci. Ve bu genç babası tarafından Napoli'ye papaz okuluna götürülen Olevici ismindeki bir İtalyan çocuktu. Az bir şey kalmış Napoli'ye. Çatışma günleri Osmanlı gemileri el koyuyor bu gemiye. Çocuk papaz okulu yerini Kur'an kursuna veriliyor. Ve bu çocuk kademe kademe yükseliyor. Ve bu çocuk Osmanlı'nın açık denizlerde büyük
zaferler kazanan donanma komutanı, deniz kuvvetleri komutanı Kılıç Ali Paşa oluyor. Her böyle cuma günü yaptırdığı o camide sadaka dağıtırmış. Maazallah ya o gemi Napoli'ye varsaydı, ya ben Hazreti Resul'den mahrum olsaydım der sadaka dağıtırmış. Tebili Kıyafet köyüne gider. Sorsan İtalyanlara üç Osmanlı isim söyle, Fatih, Kanuni ve Kılıç Ali Paşa derler. Doğduğu beldede heykeli var onun. Öyle bir insan. Ve kendisi o yaptırdığı camide, secdede, namaz kılmada acele ediniz, hadisi şerefi yazılı hattın altında vefat etmiştir secdede. 5 yaşında Arapça Farsçayı bilen çocuğun sonu hava gazıyla intihar. Allah dediğin ilimdir, bilimdir dönüşen. Ve 8 yaşında papaz okuluna götürülen Olivetçi Kılıç Ali Paşa olarak secdede ölüyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Demek ki çocuğa kültürümüzü, inancımızı aşılamada millet, devlet ve ümmetin güçlü olması da önemli. Hayata biz birkaç sıfır mağlup başladık. İslamiyet doğru bir şey olsaydı bütün İslam ülkeleri perişan olmazdı kompleksiyle büyüdük maalesef. Evet, o badirelere atlatıyoruz inşallah. Beyler bir Hamidi evvel cami bu cami. Osmanlı'nın en yumuşak huylu padişahı diye geçen birinci Abdülhamit. Oğlu o kadar öyle bir yumuşak bir insan değil. Sert ikinci Mahmut o cami o yaptırmış. Tebdili kıyafet derviş olarak caminin bir köşesinde ne işin var sultanlıkta bir derviş olaydın diye iç çekermiş. Birinci Abdülhamit Han. Birileri o camiyi çok severdi, çok iyi biliyorum. Hatta en sevdiği cami diye geçerdi. Muhterem bazı insanların sevdiği cami. Peki, ben de bu yakada müsaadenizle ineceğim. Enes hocama sizin adınıza soracağım. Eğer gücü yerinde kaldıysa size bir şeyler okusun diyeceğim. Ben Eyüp Ensar Uğur. Hadi yeni tanıyanlar için o hikayemi bir daha anlatayım. Bana diyorlar, hocam bu işi ne zamandan beri yapıyor? Diyorum ki, valla anı kanından beri dolaşıyoruz. Rahmetli validem Eyüp Sultan'a gitmiş benim ismim. Anladığınız gibi oradan verinme. Ve türbeye elini sürmüş. Allah'ım demiş bu bebek erkek olursa Eyüp olsun, kız olursa sultan olsun diye adamış valide. Bir gün bir topluluğa anlatmıştım. Amcamın biri seslenmişti oradan. Sonuç ne oldu demiş. Evet. Peki.